Bitkinin hali perişan. Yapacak bir şeyimiz yok. Mazotu karşılamıyor. Bir bardak çaya bile değil, arpamız gitmiyor. Alan da yok. Kota koymuşlar. Arazin de varsa arpanı tüccara vereceksin. Yarı fiyatına. 5-6 kağıda vereceksin. Toprak mahsulleri ofisi 7.25 lira fiyat açılan. Tamam. Nasıl? Kurtarıyor mu? Mazotu falan kurtarıyor. İmkanı yok kurtarmasın. Başkan geçen sene 20 lira mazottu. Bugün 43 lira. Nasıl kurtar? İki katına katlamış. 250 lira şey vermiş. Fark vermiş geçen sene. Bir bardak çay olmuş 10 lira. Biz satıyoruz 6 liraya. Ona göre düşünün. Piyasaya mı 6 liraya satıyor? Piyasada 6 lira alan da yok. Toprak mahsulü alırsa 7.250. Alırsa 7.250. Alıyor mu? Bu da kota koymuş almıyor. Kota koymuş hepsi almıyor. Fazlasını almıyor. Çek yasaya göre şey veriyor. Perişan senin, yani çiftçi. İçeride böyle geçen sene bugüne ne kadar zamlanmış? O da %100. İçeride böyle %100 zamlanmış. Balık evet. %100 zamlanmış. Evet hepsi. Gübre öyle. Gübre de gübre aynı. Öyle. Evet. Ama borçlarımız yığılı duruyor. Lastikler, faiz fazla. Traktörlerin lastikleri hep iki katına üç katına lastik. Traktörün lastiği ne kadar artmış? %200. %200 artmış. Ama arpaya yok. Bir şey yok. 25 kuruş. Arpaya 25 kuruş. Ben iki tane üniversite bıraktım. Bu işi yapmaya başladım. Ne okuyunca bir şey olabileceğimi gördüm. Şimdi de başladıktan sonra 40 liraya mazot alıyorum. Yani ortada. 40-43 liraya mazot alıp çalışamıyoruz bile. Biçer alacaktım. Ha. Ama herhalde almaktan vazgeçtim bu gidişle. Biçercilik artık. Aynen bitmiş. E senin biçercilik itibarlı bir iş değil mi? Çiftçilik de bitmiş. Ekin ekmek de bir para kazandırmıyor zaten. Evet. Gerek yok yani. Yok sağ olsun bu yıkkıdan çiftçinin de biçercinin de anasını değerledi. Dük kağıdı aldığımız büyük lastik 110 milyar oldu. 40 bin liraya aldığım lastik isterse faturasını gösterebilirim. Şu ön lastikler 110 bin lira. Yani mazot 43 lira. Çiftçi ne yapsın? Biz ne fiyat? 7 lira 25 250 kuruş. Çiftçi dağılıyor, biçerci dağılıyor. İnşallah bu hükümet başımızda defol gider de vatandaş kurtulur. Maalesef bugün Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu rakam köylü açısından, çiftçi açısından hakaret gibi algılanıyor. Bir kilo arpaya bir çay parası etmiyor. Geçen yıl 7 lira açıklanmış, bu yıl 7.25 açıklanmış. Enflasyon TÜİK rakamlarına göre %75, gerçek rakamlara göre %150. Mazotun fiyatı 18, 19, 20 lirayken olmuş 44 lira, 45 lira. Lastik fiyatı 2 kat artmış, gübre fiyatı 2 kat artmış. Her şey ateş pahası ama çiftçiye reva görülen şey sadece 25 kuruşluk zam. Buğday için 1 lira, arpa için 25 kuruş lira. Buradaki verilen mesaj herhalde çiftçiye üretim yapma deniyor. Yapma diyor. Ukrayna'dan getiriyor. Savaş evet. Bölgesinden satın alıyor. Benim malım burada. Tasarruf dendi. Tasarrufu üretim yapanlara, üretim yapma diye tasarruf evet. Ediliyor. Sadece geçtiğimiz yıl AKP iktidara geldiği zaman 2,5 milyar çiftçinin borcu varmış. Şu anda 700 milyar çiftçinin borcu var. Eskiden bakın sırf bu dönemde tarım ürünlerine verilen para ithalat 20 milyar dolar. 20 milyar dolar ithalata para verilmiş. Türk çiftçisi üretmesin, yabancı üretsin deniyor. Bir yılın son 2 ayında 1 milyon 578 bin ton buğday ithal edilmiş. Ekenler, biçenler alın terinin karşılığını alamazken Ukrayna'dan sağdan soldan ithalat yapılıyor. Adeta hükümet Türkiye Cumhuriyeti hükümeti değil, Türkiye Cumhuriyeti çiftçilerin hükümeti değil, yabancıların hükümeti. Milliyiz, yerliyiz diyorlar ama böyle millilik, yerlilik olmaz. Bunların milliliği, yerliliği batsın. Batsın bunların milliliği, yerliliği. Çiftçiyi, vatandaşı eziyorsa, çiftçiyi alın terinin karşılığını alamıyorsa nalet olsun böyle düzene diyoruz. Önümüzdeki hafta miting yapacağız. Trakya'da bir miting yapacağız. Bu konuyu genel başkanımıza gündeme getirecek. Maalesef durum hakikaten iç açıcı değil. Eskiden burada 50 dönüm 100 dönüm tarlası olan eken biçen çoluğunun çocuğunun nafakasını çıkarıyordu. Şimdi okutuyordu da bir de. Şimdi okutmak da zor, okutamıyorsun. Evet. Çocuklar okutamıyorsun. Eskiden iyi kötü geçimimizi çıkarabiliyorduk, sağlayabiliyorduk ama şu anda çok zor. Ektiğine pişman mısın? Genelde pişmanım. Ektiğinize. Zarar kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Ne verecek bu arpanın vereceğine ki? Ektiğim gübreyle mazotu çıkarmıyor. Geriye kalan benim çalıştığım, çabaladığım, sıcakta, soğukta, gece gündüz uğraştım. Şimdi mal da elimde kaldı. Alan yoktur arpayı.
Alan da yok yani. Hmm. Alan olsa yine neyse. Alan da yok. Devlet hepsini de almıyor. Piyasaya gidersen 600 lira. 600 lira düşüyor başkanım. Alan yok yani. Evet. Bir nakli olmuş burada Malatya 10 lira.